Yani ben burada yaşamanın da bir mantığı yok yani bence. Yani şimdi önemli olan elektrik yani. Kitleyip gideceğim yani burada. Yani ne düşüncelerle ne hayallerle geldim. Ama istediğim olmadı yani. Elektrik olmayınca ben burayı ne yapayım? Yani bu kadar para harcadım buraya. Ben özel idarede çalışıyordum. Oradan bu 7. ayda emekli oldum. Şimdi ben geldim. Baba yadigardır diye bizim bu evin üstü çökmüştü. Evin üstü yoktu. Duvarlar olduğu gibi sağlam duruyordu. Hani sırf eski hatıraları babamı yaşatmak adına geldim bu evi burada yaptım. Şimdi yaklaşık olarak 7. ayda başladım. Bu evi tamamladıktan sonra şimdi zaten bu evin tapusu var, beyannamesi var, evin sigortası var, yapı kullanım izin belgesi var. Ben bunu belediyeden o zaman eski yapılar şeye bağlı. Biliyorsunuz. Baynırlık ve iskana bağlı. Şimdi elektrik bağlamasına sakınca yoktur diye ben oradan yazı da aldım. Şimdi TEDAŞ'a müracaatımı yaptım. Dedim ki arkadaşım 2018'de siz gelmişsiniz bilgimiz dışında bizim bu aboneliği iptal etmişsiniz. Haberimiz yok. Dediler ki kendini haklı çıkarmak için baban öldükten sonra bize aboneliği iptal etmişiz. Dedim peki siz aboneliği ne zaman iptal ettiniz? 2018. Ya arkadaşım babam 2019'da vefat etti. Bu nasıl oluyor? Sen demek ki yalan konuşuyorsun. Neyse 4 ay TEDAŞ'a gittim geldim. Eski saati eski arşivden çıkarıp aldı geldiler. Dediler ki ortada direkt olmadığı için biz dedi sana yeni abonelik yapacağız. Sonuç itibariyle benim direği de TEDAŞ sökmüş. Elektrik saati de kendileri sökmüş götürmüş. Bak direkt orada olduğu gibi duruyor. Dediler ki eski abonelik olmaz sana yeni abonelik vereceğiz. Dedim tamam başım gözüm üstüne onu da kabul ediyorum. Sana maliyetli olur. Maliyeti ne olur? Kaç metreye göre metrajını çıkaracağız. Sen ödeyeceksin. Sonra hesapladılar. Dediler ki 4.300 lira. Tamam dedim. Onu da kabul ettim. Geldi. Bugün geleceğiz. Yarın geleceğiz. Derken önümüzdeki hafta geleceğiz. Böyle oldu. Şöyle oldu. Geldiler en son sürekli her gün telefonla arıyordum. Geldiler şurayı ölçtüler. Bak şurası benim evim. Şurası komşunun evi. Yani aradaki mesafeye bir bakar mısınız? Yani ne kadar yakın bir mesafe. İki tane direkt dikilecek. Tamam dedim. Sonra şey yaptılar. İşte önümüzdeki hafta ekipler arazide çalışıyor. İlçeler daha önemli, köyler daha önemli. Sizin merkezi yerdir. Gelip bağlayacağız. Bekledim. En son baktım yine gelmiyorlar. Yani en son aradım. Adam dedi ki arkadaşım sizin orası dedi sorunlu bir yer dedi Aktuluk. Biz dedi haritacımızı göndereceğiz. Dedim tamam haritacı da gelsin. Haritacı da geldi burayı. Vay efendim yolun altının imarı yapılmamış. Sana elektrik veremez. Ya niye veremiyorsun arkadaşım? Benim bu komşularımın hepsinin elektriği var. Şu koca mahalleye elektrik vermişsin. Adam gittim. Orada bir tane şube müdürü var. Görüştüm. Adam böyle söylüyor aynı yani. Yani kendimi öyle bir hissettim ki ikinci sınıf vatandaş hissettim yani kendimi. Adam şöyle yapıyor. Zamanda devlet oraya elektrik getirmiş. Biz şimdi sana elektrik veremeyiz. Oranın imar durumu belli değil. Ben şimdi direkt dikersem yarın öbür gün belediye yeni imar planında değişiklik olursa ben diktiğim direği 15 sene yerinden oynatamıyorum. Sen gelip burada mukavele imzalayacaksın. Ne mukavelesi? Senet şey yapacaksın. Ya dedim ki arkadaşım sen tefeci misin? Ben şimdi senet niye imzalayayım? Şimdi biz oraya 3 tane direkt dikeceğiz. Bir tane de komşunun oradaki direkt değişecek. Yarın öbür gün bu direkler değiştiği zaman bunun parasını ben ödeyeceğim diye burada kağıt imzalayacaksın. Derken ben onu kabul etmedim. Bu sefer bana dediler ki belediyeye gideceksin. Belediyede de bize kağıt getireceksin. İmar değişikliğinde bu direkt parasını belediye ödeyeceği diye kağıt getireceksin. Ya şimdi belediyenin elektrikle ne alakası var? Ben şimdi belediyeye gidiyorum. Belediye diyor ki arkadaşım vatandaş olarak sana elektrik verdi de biz itiraz mı ediyoruz? Yok diyor. Senin eski yapıda 2004 yıl öncesindeki yapı bir evde su aboneliği varsa elektrik de bağlanması lazım. Neyse böyle 4,5 aydır gidiyor geliyorum. Ya ben gitmediğim, çalmadığım kapı kalmadı. Her tarafa gittim. Yani gidiyorum TEDAŞ'a. Yani hep yalan dolan. Ben şimdi 4 ay önce dilekçe vermişim. Dilekçeme cevap yok. CİMER'a yazmışım. CİMER demiş ki vatandaşa geri dönüş yap. Sen bu adama niye elektrik vermiyorsun? Bana geri dönüş yapılmamış. Yani ben bu evi geldim yaptım. Bin pişman oldum yani. Şimdi annem geliyor. Çocuklar geliyor. Karanlık oluyor. Çıkıp gidiyor. Yani
Tunceli'nin merkezinde bu asırda, yani kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Burada mum ışığında kalıyorum. Yazın bir şeyler alıyordum, götürüp burada yukarıda büfe var, büfecinin dolabına koyuyordum. Hani bozulmasın diye. Et alıyordum, tavuk alıyordum, şunu bunu alıyordum. Götürüp lokantanın dolabına koyuyordum. Ben burada ne çileler çektim, ne sıkıntılar çektim. Su getiriyorsun, yaz sıcağında 7. 8. ayda burada su ateş gibi oluyordu. Yani ben burada çok sıkıntı çektim. Sonra bin pişman oldum ben gelip bu evin tadilatını yapmakla, şey yapmakla, bir de bunca yaşadığım stresle, yani bana cabası oldu. Bir de psikolojimi bozdu bunlar. Biz mesela burayı ilk yaptığımızda devlet elektriği kendisi getirdi. Biz hiçbir dilekçe falan vermedik. Yani o zaman bize elektrik bağlayın diye bir şey yok yani. Suyumuzu da bak gördünüz az önce, musluk da var orada. Suyumuzu da devlet getirdi, elektriğimizi de devlet getirdi. Şimdi bu özel sektör olduğu için senden para koparmaya çalışıyor. Böyle 5-6 tane mum alır gelirim, burada yakarım yani.